Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Sapmaz Show'a hoş geldiniz. Bugün konuğum Ezber Boza Meta sahibi Levent Mercan abimiz. Levent abi hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsın abi? Çok şükür, idare ediyoruz. Sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyimdir abi, sizi burada gördük. Çok da iyi oldu. İlk önce Levent Mercan kimdir abi? Levent Mercan eski asker. Evet. Levent Mercan emlakçı. Levent Mercan bakkaliye işletmeci. Her şey var Levent abide. Levent Mercan eski sporcu. Levent Mercan web tasarımcı. Levent Mercan gazeteci. Levent abi eline on marifet şöyle bir kameraya. Ne bileyim, yok o kadar değil de işte yani var, gene bir şeyler yaptık Allah'a çok şükür. Şimdi abi bir gazetecisin. Doğruları yazıyorsun. İşimiz o zaten. İşimiz bu. Objektif olarak. Ne diyoruz gazetecilikte? Objektif bakacağız diyoruz. Evet. Ve gazeteci neyle yapıyor elinde? Fotoğraf makinesiyle, objektifiyle evet. Çekiyor. Objektif ne çekerse baskıya o çıkar değil mi? Evet. Yayına da onu verir. Gazeteci bunu ne gördüğünü yazamazsa niye yapıyor bu işi? Değil mi? Ben işimi yapıyorum. Çok güzel. Abi şimdi Facebook'larda canlı yayınlar yapıyorsun. YouTube'da olsun. YouTube'da yapıyorum evet. Evet. Doğruları söylüyorsun. Hani bu bir cesarettir doğruları söylemek. Ama doğruları bu dünyada konuşmayacağız. Nerede konuşacağız? Öyle hemen doğru söyleyin. 9 köyden kovuyorlar. 10. köy her zaman var. 9 köy neresi oluyor? Vallahi hiç fark etmez. Beni çok sürdüler. Sorun yok. Açlıkla terbiye ettiler. Öyle denildiler. Böyle denildiler. Evime silah sıktılar. Arabamı kurşunladılar. Ayağımı ateş ettiler. 10. köy her zaman var. Bir film senaryo çıkar yani hayatında. Olabilir. Ama oğlan sinema yönetmenliği okuyor. Evet. Ona çevirttirmiyor. Oradan da selamlar. Oradan da Alper Tümbe'ye selamlar olsun. Bu cesaret nereden geliyor peki abi? Hani ne bileyim, birilerine mi güveniyorsun? İnsanın iki kere ölümü var mı? Yok. Bir kere. Evet. Bir kere geldiysek bu dünyaya, bir kere öleceksek adam gibi yaşayacağız. Doğru. Adam gibi yaşamayacaksak niye yaşıyoruz? Sünepe mi olacağız? Tırsak mı olacağız? Korkak mı olacağız? Korkuyorsan zaten yaşayamazsın. Sokakta korkup evde karının başında nasıl herifim diyeceksin? Değil mi? O yüzden ne biliyorsan onu söyleyeceksin. Gazeteci olmaya nasıl karar verdin? Öncesinde kızdım. Polisin nasıl? Kızdım. Yani? Evet. Bir dönem emlakçılık yapıyorum. Ha bu arada emlakçılık da yaptım. Evet. Dükkanımın önü sel basıyor. Şuramıza kadar su. Dedim ki gazeteci arkadaşa, ya şurayı çekin de haber yapın. Vay efendim belediye başkanıyla ters düşerim. Ya düşersen düş. İnsan korkuyu çekiniyor mu yani bunlardan? Yapamadılar. En sonunda kızdım, bir tane internet sitesi kurdum. Oradan buraya geldik. Oradan buraya. Canlı yayınlarda da abi çok açık söylüyorsun. İzledim birkaç canlı yayını Facebook'ta. Hani bazen kendini kaybettiğin zamanlarda oluyormuş. Yani dürtüyorlar falan seni, yapma etme falan. Ya şimdi kaybetmiyorum artık yani. Ya bir şeyi tanımlayacaksın. Bunun adı telefon. Ben buna burada kibarlık olsun diye bu gözlüktür ya falan diyemem ki. Telefonsa telefon bu. Kızıyorsam tepkimi evet kızarak vermeliyim. Sert dille. E tabii yani ne yapacağız? Namussuzluk edeni alkışlayacağız mı? Yol yapması gereken adamı yapmadı diye. Ah sırtını iki sene sonra yaparsın. Evladım mı diyeceğiz? Olmaz. Evet. Gazetecilikte başınıza neler geldi abi tam böyle? Neler gelmedi? 9000 tane belki soruşturma. 400'den fazla yargılama dosya. 72 tane ceza infaz dosyası. Bunların hepsi tamamlandı. Şu anda 3 tane de istinaf sürecinde olan var. Bütün belalarda seni buluyor abi. Bulsun ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. Bedel ödemeden toplumun gözünde kahraman olamazsın. Toplum peki sana karşı ön yargılar. Oluyor. Hani bu adam bunu ne yapıyor? Kaç tane insan var? Bu neyi söylüyor? Yaranmak için yapmam işimi. Benim bu halkıma bir borcum var. Ben Edremit'in çocuğuyum. Az önce senin buraya gelirken. Bak şurada çocukluğum geçti dedim. Burada evet. Dedemin atlarını evet, dedim. Abi. Nallarına çaktırdık dedim. Benim bu şehrin her tarafında anılarım var. Benim Edremit'e vefa borcum var. Ölene kadar da ödeyemem. Çünkü ben Edremit'in çocuğuyum. Edremit'te doğdum. Edremit'te büyüdüm. Devlet memurluğu yaptım. Geldim. Hala hizmet ediyorum. Allah bana verdiği her nefeste ben hizmet etmeye devam edeceğim. İnşallah. Rabbim çok uzun ömürler versin sana da. Hakkında bilim neler peki abi? Bilmeyen hiçbir şeyim yok aslında, biliyor musun? Herkes biliyor mu? Çok şeffafımdır. Yanlış bilenler. Hani halk arasında kaçak et derler değil mi? Evet. Ben severim abi. Kesiyorsun. Bana da ki ben severim abi. Ben böyleyim. Beni çeken böyle çeksin. Çekmeyen de. Biraz özgürsün abi. Ben diyorum ya, beni çeken böyle çekecek. Çekemiyorsa da o zaman gereğini yapacak. Ben seviyorum bu hayatı. İçmeyi de seviyorum. Gezmeyi de seviyorum. Ya Cenab-ı Allah bana bir can vermiş. Yaratılmışların en üstünüyüz biz. Evet. Hani ondan bundan korkar ya insanlar. Korkma kardeşim. Yaratılmışın en üstünüsün. Günahkar olabilirsin. Yeter ki şirke düşme. Allah'a karşı gelme. Evet. Onu bil yeter. Nefsin sana zaten şeytanı delirtecek mi? Nefis vermiş Allah-u Teala. O nefsinin gereğini yapacak. Bu kadar basit. Yaşayacaksın, doya doya yaşayacaksın. Bak su ne diyor? Su içtikten sonra ne diyor? Su yerine aziz oluyorsun diyor. Bizim de ömrümüz aziz olmalı. Her şeyin sevdasıyla, aşkıyla, eğlencesiyle, hayatın tadını acısıyla. Çıkarmamız lazım. Evet. Yarın 60 yaşına geldiğim zaman, gerçi fazla bir şey kalmadı. 5 yıl sonra 60 olacağız. Benim torun gelir de bana dede anılarını anlat dese ben ne anlatacağım? Asker hocam da komutandan geldiğin doğaya mı anlatacak? Eskiden hani anlatırlar ya. Evet. Ve yerde süründürdün mü anlayacak? Vallahi ansiklopedi gibi. Ne varsa anlatırım. Kitap yazmayı düşündün mü? Hayır ya. Sakın. Çünkü Twitter'daki bir dönem rumuzum bile şuydu. Hesapsız, evet. Kitapsız yazar. Yani kitap yazmayı hiç düşünmedim. Hiç. Yazarım, yazanım. Aslında yazarım demeyin. Yanlış olur. Yazanım. Yazan. Ama kitapsız yazanım. Kitapsız. Kitapsız yazan olacağım. Çünkü kitap işi duygusal. Duygusal.
O yüzden hiç gerek yok. Zaten internet medyada her yazdıklarımızın hepsi bakiye kalıyor. Dün 2012'de yazdığımız da kalıyor, 2013'te yazdığımız da kalıyor. Sen 2022 yarınlara kalacak onlar da. Şimdi abi hani gelmiş görmüş geçirmiş bir insansın her şeyi Levent abi. Bir insanı ben merak ediyorum mesela. Bir insan mesleğe başlayacağı zaman örnek veriyorum gazeteci. Gazetecilik insan hani işin pir olması lazım. Yırtkan olması lazım. Yırtık olması lazım. Hani yeni başlayacak olan gençlerimiz radyo televizyon bölümü olsun, gazetecilik olsun. Hani önerileri, tavsiyeleri neler abi? Şimdi alaylı okullu bu kapsamdan gelen. Okullu zaten biraz daha eğitimli gelecek. 5N1K'nın evet. İçeriğini anlayarak gelecek. Bir dükkanıma geldin. Evet, geldim. Çeştik. Hemen karşıdaki dolapta 5N1K'nın açılımı vardır. Evet. Neden? Evet. Çünkü bilen bilmeyen 5N1K'yı hani anlar duyar da açılımını bilmez. Nedir abi? Ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl, kiminle? Bir haberin tanımı budur. Bir şeyi anlatacaksan bu kapsamda anlatacaksın. Ve doğruları anlatacaksın. Mış gibi yapmayacaksın. Neyse gerçek onu ortaya koyacaksın bir. Çıkar ilişkisi için gazetecilik yapmayacaksın. Toplumu seveceksin. Hatta bu işi gerekirse ikinci iş yapacaksın. Başka bir iş tutacaksın. Başka bir işle meşgul olacaksın. Geçimini oradan sağlayacaksın. Ama bunu yaparken ekonomini sağlam tutacaksın. Eğer sadece bunu yapacağım dersen şunu unutma. Ya belediyelerin kıskacına girersin, takılır kalırsın. Evet. Ya siyasilerin ya da patronların. Dolayısıyla bir ticarettir bu. Gazetecilik her şeyi yazmaktır ama gazetecinin bir de bir perde arkası var. Bunun ekonomik kısmı var. Hiçbir şey yapma. Yazılı makutuat ortaya çıkartma. Sadece internet medyasından tut. İnternetin para, dükkanın para, kiran para, elektriğin para, suyun para, her şeyin para. Bugün bir gazetecilik yapmaya kalkacak insanın ayda en az minimum 10 bin lira bir döngüsü olması lazım. Başka türlü yapamaz. Yaparım diyen yanılır. Ya birilerinin sünepesi olur ya birilerinin beslemesi olur. Çok da bilgili olması lazım. İşini düzgün yapar, seversen zaten ona vakıf olursun. Bak bir yere tam yetiştiriyordum, vites attı. Neden? Herkes her şeyi kabullenemiyor, sevemiyor. Bir an çok hoşuna gitti, çok ilgi duydu. Sonrasında... Heves miydi yani onun için? Heves mi oldu? Ya hevesten ziyade teşvik ettim, kışkırttım hatta bu işe. Kanalize edilmek için. Çok da tahrik ettim. En sonunda hiç hayatında bilgisayarda Photoshop çalışmamış insana Photoshop öğrettim, kroplamayı dahi öğrenmiştim. Bu dereceye kadar geldi de. Kendi web sitesini yönetir hale geldi. Ama bir anda farklı şeyler yaşadığından dolayı bıraktı, çekildi. Ama çok da ideali vardı. Neden? Ben onun için bir tecrübe çınarıyım. Benim yaptığım hiçbir hatayı ona yaptırtmadan adım attırıp level üste katarak üstüne taş koyaraktan yetiştirmeyi düşünüyordum. Olmadı, nasip değil. Ama yetiştirmek istiyorum. Çünkü usta eseriyle kalır. Yoksa ben geldim yaptım. Levent Mercan vardı öldü. Gömün anasını satayım. Bitti. O kadar. Arada o güzel hatırlanırsın. Ağza gösterirsin. Ya o ayrı mevzu. Evet. İyi hatırlanalım da sorun yok. Tabii. Ama birilerini de yetiştirelim. Şu mesleği yapıyorsak neden yetiştirmeyeyim ya? Neden ben sana da hatta bugün... Evet. Sen de gel katıl. Siyasi konulara girme. Konumun gereği girme. Ama sokakta halka sor. Ya geçim derdin ne? Ben her sokakta her kahvede oturduğumda emin ol 20 kişiyle anket yaparım. Anket yaparım. Muhabir gider soru sorar. Evet. Cevap alamaz ama ben onlarla nasıl konuşacağım bilmiyorum. Dayı saat kaç? Başlarım oradan bir gireriz biz dayıyla. Hükümeti kurağı yıkarız. Direkt alırsın ağzını. Hükümeti sonra. Yıkarız. Ama anket işte böyle olur. Evet. Vallahi elinde 5 tane ezber soru. Git anket yapacağım. Yapamazsın. Yalan cevaplar alırsın. Gerçeği yansıtmaz. Ben artık o toplumun içinden geldiğim için herhalde ki yadırgamadan giriyorum. Mesela dönemin FETÖ'cü kaymakamı ile mahkemelik süreçler yaşıyorum. Kaymakamı çok iddialı bir söz kullandım o zamanlar. Editörlüğünü yaptım dergide. Ben Levent Mercan'ım dedim. Sen buradan gideceksin. Sana Kamil Koç'ta 46 numarada bilet aldım dedim. Ama ben Edirep'tin çocuğum. Hangi kapıyı çalarsam çalayım bana yatacak bir döşek, iki lokma ekmek muhakkak var bana dedim. Ne oldu? 3 ay sonra kaymakam gitti güle güle. He. Ardından da vatan haini damgası yiyerek şut. Ben Levent Mercan bak buradayım hala. Ama arada bir nezarete düşüyoruz. Arada bir cezaevine girdi çıktı yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Şey gibi yani Levent abi. Halkın bildiğin süper kahramanı gibisin. Yok ben kahramanlık değil. Hayır yani halk yani seni öyle görüyor. Hani böyle tamam. bu adam her şeyi doğru söylüyor. Hani ne bileyim bir söz var parti kur oy verelim. Parti de kurduk. Parti de kurduk. Siyasetin içine de. Daha neler çıkacak, yani, acaba? Ülk Ocakları'nda başkan yardımcılığı yaptım. HEPAR'ın ilçe başkanlığını yaptım. Liberal Demokrat Parti'nin ilçe başkanlığını yaptım. En son Türkiye Değişim Partisi'nin il başkan yardımcılığı yaptım. Ama şunu anladım en son. Siyaset bana göre değil. Çünkü siyaset omurgasız insanların üzerinde dönmeye başlamış. Omurgalı değil. Hatta omurgasız derken onlara şöyle söylüyorum artık. Kılçık bile yok onlarda. Çünkü lider ne derse bu. Bu değil siyaset. Siyaset yapılmaz zaten. Siyaset üretilir. Bunun çoğul olarak. Siyaset üretecek adam. Üretecek. Niçin yapılır siyaset? İnsanlar için. İnsan için. Adem-i merkeziyet noktası. Adem-i merkeziyet noktasında çare olabiliyorsan işte siyaset üreteceksin. Ben seni geldim, sigaranın arkasına sorununu yazdım, arabadan indim, gittim,
Çöpe attım sigara paketi, senin sorununa da git. İşte siyaset yapanlar bunu yapıyor. Mış gibi yapıyorlar. Mış. Çözüm üretiyormuş gibi yapıyorlar. İşte bu değil siyaset. O yüzden iyi ki siyasete girmeyeceğim kararı aldım. Bundan sonra siyasetimi sadece ekranda, artık yazarak da yapmıyoruz fazla. Direkt ekranda canlı yayınlar. Milletin kulağına göre millet ne düşünüyor, neyi istiyor, istemiyor. Onu yoklarım. Aslında sen ona göre davranın madem. Her an yoklarım onu. Evet. Çünkü nereye gidersen gideyim Marco Paşa gibiyim. Gördükleri anda zaten başlıyorlar. Abi şöyle bir sorun var abi. Şunu gündeme getir. WhatsApp'tan sana mesajlar falan geliyordur dünya abi. Geliyor, dünya geliyor. Evet. Hani bazen inanmadığın mesajlar da oldu mu? Her şeyi anında değerlendirme. Yalan söylüyor falan. O süreç nasıl geçiyor sende abi? Şimdi o tecrübe. Değil mi? Önceden yenmiş kazıkların bütünü var orada. İşte o tecrübe. Yani anlarsın, anlıyorsun artık. Yani biliyorsun. Mesela adamın husumeti var. İki fotoğraf çekiyor, atıyor sana. Sen aldın, paylaştın, offside'e düştün. Evet. Önce bir araştıracaksın. Nereden biliyorsun doğru olup olmadığını? İşte o çok önemli. Yoksa bana neler geliyor. Şu telefonu ele geçirmek için birileri ortaya para bile koyar, sermaye bile koyar. Tam bir söylüyorum. Çok mesaj ısırıyor mu abi telefon? Bakın şu an normal yani. Yani. Çok geliyor. Dinlenmesinden dolayı mı? Yok, mesajdan mı? Mesaj tık 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 tık, mesaj sesi böyle ısırıyor. O gece yarısı. Ben gece geldi sabahçı diye bilinirim. Bak Edremit halkı öğrenmiştir bunu. Evet. Ben gece sabaha kadar otururum. Şey, yani yatmaz diyebilirler. Hakikaten de öyle bir hayatım var. Anatomim bile ters. Ha. Yani sabah herkes kalkar, ben sabah yatarım, öğleye doğru kalkarım. O arada uyuyorum işte. Sabah saat 8'de 12, 11, bazen 1. O arada uyuyabiliyorum. Ondan sonra hayat devam ediyor. İşten güçten sonra neler yaparsın abi? Günlük hayatında böyle ne bileyim hobilerin. Hobilerin yok mu? Hani hobim kafa dağıtırım. Hobim de biliyorum abi. Evet, üretmek. Yani. Hobim de üretmek. Evet. Şimdi ben çıkacağım konuklarıma ağırlarken bir şeyler anlatacağım değil mi? Evet. Ne anlatacağım? Nasrettin Hoca fıkrası anlatacak. Gündemi değerlendireceğim. Gündemi değerlendireceğim. Neye göre dedim? Veri olması lazım benim de. Şimdi ben sana kalksam desem ki Türkiye tarımda çok iyi. Neye göre konuşuyorum birader? Demeyecek misin bana? Tabii. Ben o verileri toplamam lazım. Dünyadaki ülkelerle karşılaştırmamı yapmam lazım. Diyagramlar yukarı mı veriyor, aşağı mı veriyor? Gelecek 5 yılda ne bekleniyor? Bunların sana analizini yapıp vermem lazım. Geleceği bir görmen lazım. Tabii öngörüsü zaten gazetecilik yapılmaz. Yorumculuk yapılmaz. Evet. Yorumculuk yapılmaz. Örnek veriyorum, şu adam kapıdan girecek diyorsun. Diğerlere girmez diyorsun. Örnek veriyorum. Diğerleri girmez diyor. Bu müneccim işi değil. Müneccim işi değil bu. Bu falcılık da değil. Yani görüş diyorum, hani görüş önemli. Öngörün olacak bu gazetecilikte. Evet. Yani siyasi gazetecilik yapıyorsan, yorum yapıyorsan. Muhabbet, şimdi gazetecilikte de şöyle bir şey var. Matbaada baskı yapan da gazeteci sayılıyor kanunda. Dağıtıcı da gazeteci sayılıyor. Grafiker de gazeteci sayılıyor. Muhabir de ben de. Ama burada biraz katmanlar ayrıştırıyor. Ajans muhabirlerimiz var, haberleri toplar. Biz onların işi gibi koşturamayız haberi. Biz yorum kısmındayız genelde. Size önünüze koyuluyor bildiğin. Değil. Ben istediğimi alırım. Benim önüme konanı yemem. Ben kendi menümü kendim İsterini seçerim. Alırsın. Kendim yaparsın. Seçerim. Menüyü ben kendim belirlerim. Çünkü o mutfağın aşçısı benim. Benim önüme kimse aşçılık yapamaz. Yani olayım bu. Evet Levent abi, programımızın sonuna gelmek üzeresi. Önerilerin, tavsiyelerin var mı abi gazeteci gençlerimize? Yoluna devam et. Gazeteciler geliyorlar zaten, ben onlara gerekli şeyleri söylüyorum. Sen yoluna devam et. Yolun çok güzel. Eyvallah. Bundan sonra ben bir de abin olarak her zaman... Teknik anlamda da sana söylüyorum, benim stüdyoda kullanabilirsin. Evet, her türlü şekilde gelebilirsin. Abi. Yani güzel bir ortam yapmışsın. Orada da her türlü teknik ekip emrinde. İstediğin an yeter ki 2 saat önceden söyle. Tamam. Ona göre kovacaklarımı koparsın. Tamam mı? Benim durumum belli olmuyor. Kaçak göçek işlerimiz. Ona göre ayarımı çekerim. Ama diyeceğim şu. Kimse korkmasın hayattan abi. Ben çok teşekkür ederim sana. Rica keyif ederim. Aldım. Güzel, harika saatler geçirdim. Geldiğiniz için teşekkür ederim abi kanalıma. Ne demek, ben keyifle geldim. Daha da her zaman da gelirim. Ne İnşallah. Zaman bir gündemim varsa ona göre de yaparız. Geliriz abi, çıkarız evvelallah, hiç sorun yok. Yalnız buraya bir havalandırma kuracağız. Evet, ben çaput gibi oldum. Buraya bir şart. Buraya yapacağız, muhakkak yapacağız. Evet, Hakan Satmaz Show'un sonuna geldik. Konuğum Ezber Bozan Meydan'dan Demet abimiz oldu, Demet Mercan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın Hakan Satmaz'a.